Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Efendim enerjimiz çok iyi. Yalnız işlediğimiz konular, bizleri derinden yaralayan konular, içimizi acıtan konular. Ama bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani dünyada neler oluyor, dünyanın bize bakış açısı ne, bizim konumumuz ne, bunları da belirtmeden, anlatmadan geçmek istemiyorum. Yine belgeli ve hiçbir yerde göremediğim bir haberle, bir yayınla karşınızdayız efendim. Hindistan'da İslam karşıtlığı devam ediyor, olaylar dinmiyor efendim. Bugün biraz Hindistan'ı ele alalım istedim. Hindistan'da Müslümanların oradaki durumundan bahsedelim istiyorum efendim. Önce tarihi açıdan biraz değerlendirelim. Hindistan yaklaşık 150 yıldır Müslümanlarla Hindular arasında oldukça gerilimli bir çekişmeye ev sahipliği yapıyor. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Kasım 2019'da verdiği kararda bu çekişmeye yeni bir boyut ilave etmişti. Daha önce de belirttiğim gibi önce meselenin tarihi gelişimine, ardından da günümüzde yansımalarını hep birlikte irdeleyelim efendim. Şimdi bugünkü Hindistan topraklarında kendi adıyla anılan dev bir imparatorluk kuran Babür Şah 1526'da Panipat Savaşı'nı kazanarak devletin temellerini attıktan sonra Hint alt kısmının İslamlaştırılmasına gelişmişti ve bu bölgenin İslami açıdan önemini ortaya koymuştu. Bu amaçla yapılan ilk camilerden birini Babür'ün komutanlarından Mir Baki 1528-1529'da Ayodhya kentindeki bir tepenin üzerine inşa etmiştir. Babür Şah'a nispetle ona ithafen Babri Mescidi adı verilen mabet, yüzyıllar boyunca Müslümanlar tarafından aktif biçimde kullanıldı efendim. Bölgede İslam dininin merkezlerinden biri olarak yıllarca hizmet verdi Babri Mescidi. 1853'e gelindiğinde tam da Hindistan'daki İngiliz egemenliğinin giderek güçlendiği bir zamanda Nirhomis adlı bir Hindu tarikatı Babri Mescidi'nin altında bir Hindu tapınağının yattığını, Babri Mescidi'nin bir Hindu tapınağı üzerinde yapıldığını iddia etti ve bu iddiayı ortaya attı efendim. Hindulara göre bu sıradan bir tapınak değil, tanrılarından Ram'ın doğduğu yerdi. Ortaya atılan bu iddia neticesinde Ayodhya kenti kısa sürede çatışmaların odağı haline geldi. Sonunda İngilizlerin müdahale ederek durdurduğu olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetti. 1859'da İngiliz yönetiminin aldığı kararla Babri Mescidi iki ayrı dinin mensupları için ikiye ayrıldı. Karara göre Müslümanlar içeride, Hindular da dışarıda, dış cephede ibadet edeceklerdi. Burada önemli bir noktayı belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi Hindistan konum olarak ve inanış olarak birden fazla dini kendi bünyesinde barındıran bir ülke. Yani bizim bildiğimiz 77 tane farklı dinin orada mensuplarının bulunduğu. Dolayısıyla bu dinlerin içerisinde en yaygın olanlar ise İslamiyet ve Hinduizm. Yani Hindular ağırlıkta, yoğunlukta ve Müslümanlar yoğunlukta o bölgede. Tabi daha öncesi evveliyatı da var. Yani İngilizlerin oraya müdahalesinin ardından bu bölge üçe bölünmüştü. Yani Hindistan'dan aslında o bölgeden üç tane devlet çıkmıştı. Hindistan'ın bünyesinden iki tane devlet ayrılmıştı. Bunlardan bir tanesi Pakistan, diğeri de Bangladeş. Dolayısıyla Hindistan'da çok yani nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman olsa da Müslüman nüfus ayrılmıştı aslında. Yani asıl büyük potansiyel ayrılmıştı Hindistan'dan. Dolayısıyla böyle bir atmosferden bahsediyoruz.
dikkatinizi cezbeden bir durum daha olsun efendim. O da şudur ki İngilizlerin bu bölgeye müdahalesinden sonra bölge üçe bölünmüştür. İlaveten efendim Babri Mescidi'ne tamamen el koymayı artık gözlerine kestiren Hindular, Tanrı Ram'ın doğduğu yeri olduğu iddiasını da yıllar içerisinde kesin bir bilgi olarak Hindu kamuoyuna büyük ölçüde kabul ettirdiler. 1934'te Hindistan Müslümanların oluşturduğu vakıf idaresi altında bulunan Babri Mescidi'nin kendi mülkleri olduğunu duyurdular. Ancak kısa bir süre sonra Britanya Hindistan'ının bölünmesi söz konusu olunca, az önce bahsettiğim gibi Pakistan, Bangladeş, Hindistan olarak üçe bölünmüştü o dönemde. Mescidin durumu da geri plana düştü haliyle. Hint alt kıtasında Hindistan ve Pakistan adında iki ayrı devletin ortaya çıkmasından 2 yıl sonra 1949'da Hindular bir gece ansızın Babri Mescidi'nin içerisine büyük bir Ram heykeli yerleştirdi efendim. Çıkan çatışmalar yayılınca mahkeme mescidin tamamen kapatılmasına karar verdi. 1980'lerin sonuna kadar Babri Mescidi'nin statüsü Müslümanlarla Hindular arasında bitmek tükenmek bilmeyen davalara ve tartışmalara konu oldu. Hindu milliyetçisi siyasetçilerin kamuoyunu sürekli tahrik ettiği bu sürecin sonunda 6 Aralık 1992 günü Babri Mescid'e saldıran 150 bin dolayında Hindu dünyanın gözleri önünde tarihi camiyi temellerine kadar yıktı efendim. Sonrasında Hindistan'ın her yerinde çıkan ayaklanmalarda en az 2000 kişi hayatını kaybetti. Bazı siyasetçiler ve bürokratlar görevden alındı. Bazıları bu süreçte istifa etti. Mescidin akıbeti ise tekrar karmaşık bir hukuki prosedürler silsilesine havale edildi. Yine çözümlenemedi. Hindistan Yüksek Mahkemesi nihayet Kasım 2019'da oy birliğiyle aldığı kararla yıkılan caminin yerine tapınak inşa etmeleri için Babri Mescidi'nin Hindulara tahsis etti efendim mahkeme kararıyla. Kararda Müslümanlara alternatif bir cami arsası verileceği vurgulandı ancak somut bir yer gösterilmedi. Hindular dava sonucunu bayram havasında kutlarken Müslümanlar tahmin edileceği gibi büyük bir hayal kırıklığına uğradı efendim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. İlaveten Müslümanlara cami için bir yer gösterilmediği gibi, bir arsa gösterilmediği gibi 28.09.2020, 05.10.2020 tarihleri arasında 200 Müslüman mescidini yıktırdı Hindular. Ve bölgeden gelen haberleri incelediğimizde Hintli Müslümanların tek sorununun bu olmadığını da görüyoruz efendim. Hindu hükümetince alınan kararlar Hintli Müslümanların Müslüman kimliğiyle yaşamalarının önünü kapatıyor. Mayıs 2009'da büyük bir çoğunluk elde ederek genel seçimleri kazanan ve Hindu ulusunu önceleyen bir ideolojiye sahip Hindistan Başkanı Narendra Modi ve partisi o tarihten bu yana Hindu milliyetçilerinin memnun edecek kararlar almaya devam ediyor. Ancak Müslümanlar için huzur bozucu adımlar atmaya devam ediyor efendim. Başbakan Modi ve liderliğini yaptığı Hindistan Halk Partisi BJP ilk olarak Assam'da çoğunluğu Müslüman olan 1.9 milyon kişinin ulusal vatandaş sicili, NRC ifadesi kullanılıyor burada, kimliktir aslında, listesi dışında bırakılmasına yönelik girişimlerde bulunduğu ilk yaptığı uygulamalardan biridir bu.
Daha sonra hükümet 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir eyaletinin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti iki birlik toprağına böldü. Şimdi bu eyalet neden önemli bizim için? Çünkü Keşmir eyaleti Müslüman nüfusun yoğunlukta yaşadığı bölgedir. Hindistan'da Müslüman nüfusunun yoğunlukta yaşadığı bir bölgedir. Bu statüyü değiştirdi. İki özel toprağa bölmüş oldu. Yasa bu kapsamda Assam eyaletinde de yaşayanlardan aile geçmişlerini kanıtlayan belgeler getirmeleri gerektiğini, vatandaşlıklarını kanıtlamayanların kaçak göçmen statüsünde kabul edileceğini belirtiyor. İlaveten çıkartılan yasalar efendim aile yaşamını ve irade yaşamı hedef alıyor. Uygulamada olan tasarı kızların başörtülü okula gitmelerini engellemesinin yanı sıra Hindistan'da İslam'ı talakı da engelliyor. İslam'ın talak nedir efendim? İslam usullere göre boşanmayı da yasaklıyor. Assam Hindistan'ın en fazla etnik çeşitliliğe sahip eyaletidir efendim. Keşmir'den sonra en çok Müslüman nüfusu barındıran eyaletidir. 32 milyon nüfusun 1/3 biri Müslüman. Bu oran Hindistan iradesindeki Keşmir'den sonra Müslüman nüfus açısından en büyük oranı oluşturuyor diyebiliriz. Müslümanlar devletin ve federal hükümetin bu uygulamalarla doğrudan kendilerini hedef aldığını söylüyor. Bu kapsamda çıkartılan yasa tasarılarına tepki gösterenler vatandaşlık tasarısının Hindistan'da yaşayan Müslümanları tanımlamak ve sınır dışı etmek için yapılan kampanyaların bir parçası olduğunu dile getiriyorlar efendim. Bu haberi ilk defa burada duyuyorsunuz. Önemli bizim için. O yüzden belirtmeden geçmek istemiyorum. Son verilere göre vatandaşlık kaydı uygulaması ile Assam eyaletinde 1.9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkartılmıştır efendim. Bunu da belirtmek istiyoruz. Hindistan Halk Partisi BJP'nin İslam karşıtı politikalarına karşı Hintli Müslümanlarca tepki devam ediyor. Şubat ayının sonunda başkenti yutan en kötü dini çatışma olan Delhi'de ayaklanmalarının patlak vermesinden bu yana ölen 51 kişinin en az 4'te 3'ünün Müslüman olduğu ve birçok Müslümanın da halen kayıp olduğu belirtiliyor. Helpreds eyaletindeki emekli kıdemli polis memuru olan S.R. Darapuri tarafından kullanılan ifadeleri size aynen aktarıyorum efendim. Herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapmadım. Aynen çevirisini yaptım. O nedenle olduğu gibi sizlere aktarıyorum. Delhi'deki son isyanlar sırasında polisin rolü son derece kınanacak durumdaydı. Sadece Müslümanlara saldıran Hindu çetelerinin yanında yer almakla kalmadılar. Aynı zamanda onlara karşı orantısız güç kullandılar. Şiddete maruz kalan birçok bölgede mahsur kalan Müslümanlardan gelen SOS yardım çağrılarına kasıtlı olarak cevap vermediler. Açıkça görülüyor ki polisin rolü toplumsal etik ve profesyonellikten uzaktı ifadelerini kullandı efendim. Öte yandan viral hale gelen bir cep telefonu görüntüsü Delhi polisinin Müslüman karşıtlarını da gözler önüne serdi. 24 Şubat'ta isyanların ilk çatışmalarından birinde herhangi bir şiddete katılmayan 5 Müslüman erkeği döven polis memuru yakalandı. İddialara göre polis memurları 5 Müslüman genci vücutları gevşetip kırılıncaya kadar tekmeledi ve sopalarla vurdular ve sonra yaralılar sokakta yatarken polis onları Hindistan'a sadakatlerini kanıtlamak için ulusal marşı söylemeye zorladı. Öte taraftan erkekler arasında o gün annesini aramaya çıkan 23 yaşındaki Muhammed Faizan ve diğerleri herhangi bir tıbbi müdahale görmedikleri gibi polis tarafından da gözaltına alındı. 24 saat sonra serbest bırakıldığında Faizan'ın durumu kötüleşti. Ertesi gün hastanede iç kanamadan öldü. Ancak ailesine hala ölüm raporunun
verilmediğini, ölüm sonrası muayene raporunun verilmediği belirtiliyor. Ayaklanmaların çoğu mağduru artık polisin şiddete ortak olmasının asla adalet alamayacakları anlamına geldiğine inanıyor. İsyan mağdurlarına ücretsiz hukuki yardım sağlayan avukat Mehmet Prah, polisin şimdi şiddeti gerçekleştiren çetelerin hesaba çekilmesini engellemeye çalıştığını iddia etti. Daha şimdiden şiddet uygulayan çetelerin hesaba çekilmesini, yani kanun önünde hesap vermesini engellemeye çalıştığını iddia ediyor Müslüman bir avukat. Emekli Müslüman polis ayaklanmalarda evi yağmalandığı için düzinelerce çağrıya hiçbir memurun yanıt vermediğini söyledi. Hayatı boyunca Delhi polisi için çalışan 66 yaşındaki Mahmut Kaan, Hindu çeteleri tarafından evine 3 kez baskın düzenlediğini, çağrılarına hiçbir polisin yanıt vermediğini, kıdemli bir polis memuruna yazdığı mektubun cevapsız kaldığını ve polisin başlangıçta hasar hakkında bir rapor sunmasına izin vermediğini ifade ediyor. Açlık, sefalet, tecavüz başta olmak üzere dayanması güç bir hal üzeri zulüm gören Hintli Müslümanların simgesel ismi olan Mahmut Kaan nezdinde dünyaya sesleniyor. Diyor ki Kaan, belki suçluları arıyorlarmış gibi yapacaklar ama sonunda korunacaklar. Biz Müslümanız, bizim için adalet yok, diyor Kaan. Şimdi efendim, bu haberi ben çok bir yerde görmedim. Dünya basınında görmedim. Dünya basını buna yer vermiyor. Burada da iki yüzlü bir dünya basının olduğunu da görüyoruz efendim. Çok nadir yerlerde gördüm ben bu haberi. Çok nadir büyük olaylardan bahsediliyor ama Müslümanların burada gördüğü zulümden çok bahsedeni görmedim efendim. Umarım ki sesimizi bir şekilde duyururuz ve bir şekilde oradaki insanların yaralarına merhem oluruz sizlerin de desteğiyle. Bu insanların tek suçu Müslüman olmak, tek suçu dinlerinin İslam olması. Hiçbir durumda, hiçbir şartta, hiçbir şekilde efendim bir grubun ya da bir inanışa ait olan insanların sırf inançları yüzünden zulüm görmesi günümüz dünyasında kabul edilebilir bir durum değildir. Kimin hangi dine inandığı önemli olmadığı bir süreçte bu yanlıştır. Bunu ortaya koymadan geçmek istemiyoruz efendim. Bu minvalde sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Zor bir konu işledik. Zor bir yayındı benim için de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.